Milyoner'de iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde 1.000.000 puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok 1.000.000 puan, o kadar çok eğlence. Milyoner. Milyoner FC'ye hoş geldiniz. Uğur Karakullukçu ve Mustafa Demirtaş'la birlikte haftayı değerlendireceğiz. Tahminlerimizi yapacağız. Arkadaşlar, sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner'de kampanyalar bitmiyor. Milyoner iyi arkadaş gol getirir diyor. Peki bu gol nasıl atılıyor onu anlatacağım şimdi. Ben Milyoner'e üye olduğumda 20 TL kazanıyorum. Uğur benim referansımla üye olunca o da 20 TL kazanıyor. Uğur hesabına 100 TL yüklerse ve toplamda 100 TL'lik harcama yaparsa hem ben hem de Uğur tam 50'şer TL değerinde 1.000.000 puan daha kazanıyoruz. Üstelik bunun sınırı da yok. Ne kadar çok arkadaş o kadar çok 1.000.000 puan ve o kadar çok eğlence diyor Milyoner. Milyoner'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir milli araya geride bırakıyoruz ve şimdi lige döneceğiz. Oyun bölümümüzde olacak. Oyun bölümümüzü izlememenizi, beğenmemenizi, yorum yapmamanızı tavsiye ediyoruz. İlk defa böyle bir tavsiyemiz var. Hayırdır ya? Bildirimleri kapatın. Ben bunu yapayım. Benim kanaldan bildirimleri kapatın. Kapatın. Bu hafta tavsiye etmiyoruz arkadaşlar oyun bölümümüzü izlemenizi. Bir söz almak istiyorum. Dur gerineyim. 120 yılda bir, geçen hafta bu ifade bu. 120 yılda bir geç kalıyoruz. Hı. Bugün ben 14'te, tam 14'te burada video çektim. Dedim ki bak ben geldim, bunlar kaçta gelecek bakalım. Arkadaşlar voleydeyim. Arkada muhabbet var, Yusuf Aliyeci'yi duyuyorsunuz. Saatler 2. Ne Mustafa var ne Onur var. Yine ilk ben geldim, demek ki 120 yılda bir olmuyormuş. Saatlerine bakacağım. Geldiği saati sizle paylaşacağım, bu videoyu da yayınlattıracağım arkadaşlar videoda. Bir de bu işin daha da garip bir boyutu var. 14.44'te elinde video aletiyle gelip benim videomu bak yemek yiyor diye. Aparatı. Aparatla gelip 14.44'te utanmadan bir de baskın video çekiyorlar. Bak burada yemek yiyor, bak biz geldik falan gibi. Ve saat 14.44'tü. Bu kayıp 44 dakika nerededir? Bu birinci çok, soru. Çok bir saniye, çok bir saniye. Basit cevap. Hayır, bir dakika. Bir dakika. Bunun basit hayır. Cevabını verelim. Hayır, cevabını basit, verme. Cevabını verme. Basit cevabını ben verelim. Hayır, cevabını vermeyeceksin. Biz... Birincisi adam soru bu. Cevap istemiyor ya. Birincisi bu. İkincisi, ikincisi daha vahim bir boyut. Ben 14'te belge olsun diye bir video çekiyorum. Kendi kendime video 10 saniye. Bu video nasıl sızıyor? İçeride sızıntı var. Ben bu reji ekibine de güvenmiyorum. Açık söyleyeyim. Emir'e güvenmiyorum. Cem'e de biraz güveniyorum. Cem biraz daha sıcak. Emir'e hiç güvenmiyorum. Bu bilgi ben çünkü Emir'i gördüm. Emir, ben video çekerken gülüyordu bana. Ya değil mi Emir, yalan mı? Koskoca ödüllü yönetmen operasyon mu çekecek gördüm ya? Gördüm. Müdürcüğüm 44 dakika neden geç kaldığınızı anlatır mısın? Çok basit bir, ben hemen cevap verebilirim. Şimdi biz büyüklerimizden büyüklere saygı... 120 yılda bir mi oluyor? Saygı gösterme öğrenmiş bir nesliyiz değil mi? Hı. Öyleyiz. Geldik. Aslında tam 14'te geldik. Bir dakika dur, daha konuyu bilmiyorsun. Sen... 14'te gel, indik arabadan. Hemen Uğur Karşısız yanınıza çıkacaktık. Bir baktık ki kapıda Hikmet Hoca var. Abdülkerim Hoca var. Hararetli bir tartışma var. Bielsa Mielsa tartışma da bu. Hemen bizi de çektiler. Bielsa şöyle bir şey demiş. Sen ne diyorsun dediler. Biz de yani bu muhabbete katılmayalım mı? Mustafa Demirtaş. Koskoca hocalar bütün güvenilirliğini yitirmiştir. Mustafa biz büyüklerimizden böyle gördük. Bütün güvenilirliğini yitirmiştir. Çünkü Onur Turul bana gelmişizdir. Ben Onur'a dedim ki seni kaçta aldılar dedim arabayla. Hı. O da dedi ki 13.55. Yolda zaten yarım saat sürüyor dedi. En az. Bu ben bilmem. Ben bilmiyorum. Ben bilmem yok. Benim saatim 14'ü böyle gösteriyor. Bir şey yok. Burada videomuzu ekranlara getirelim. Program bizi. Hayır, şeyi çektiğimiz kamera arkası videomuzu. Videonuz. Evet. Videomu de var. Videomuzu hemen burada yayınlayalım. Arkadaşlar biz Mustafa ile geldik gördüğünüz gibi. Bakın burada neler oluyor. Evet. İşte görürüz. Bakın. 14.43. Burada 14.43 hala yemek yiyor bakın. Hala yemek hala yiyor mu? Yiyor. Lan sen utanmazdın. Videolar. Videoda da göründüğü üzere arkadaşlar Kırkarıklıcı yemek yiyor. Videoda güzel bir alet değil mi? 14.44 yazıyor. Allah'tan nasıl bir refleksse bir anda saati gösterdim ki videodan gitmedi. Gerçek orada, kesit gibi bir video değil mi? Orayı da sansürlemezsiniz inşallah. Nereye? Saati. Yaz nasıl hemen yemekten kalktı? O evet. Saati belgelemek için. Oğlum ben kurmuşum ben çünkü ben biliyorum. Çünkü yani 120 yılda bir geç kalıyoruz. Ne oldu? 2 haftada 2'de 2 yaptınız. 44 dakika. Nerede? Benim saatim 14'ü gösterirken ben kafadaydım. Bu ben bir kere Mustafa'yı bu konuda muhatap almamam gerekiyor. Öğrendim çünkü yalan söyledi abi. Hayda.
Başlıyorum o zaman. Arkadaşlar bütün gerçekler gün yüzüne çıktı. Bu adam da bak satmamaya çalışıyor. Bu adam da satmamaya çalışıyor ama senin de bana benim üstüme oynayıp bu adamı kollaman gözümden kaçmıyor. Tamam devam edelim. Öyle mi yaptın lan? Ben hiç fark etmedim. Abi herkes küstü bana şu anda. Kimseye yer anlamadığım program Milyar Hepsi'de tahminlerimize başlıyoruz. Galatasaray Alanya Spor maçı Milyar'a dönüşü cumartesi 19. Uğur başlayalım. Hızlı hızlı bir değerlendirmeyle Galatasaray Alanya Spor maçında ne bekliyoruz? Galatasaray neredeyse oran vermiyor bu arada. Vermemesi çok doğal çünkü bir Galatasaray net dinlenmiş bir şekilde çıkacak maça. Bu çok önemli bir faktör. İçeride oynuyor. İkinci faktör, üçüncüsü de Alanya Spor'un bu seneki en sorunlu takımlardan bir tanesi olması. Bir proje hocası olarak Ömer Erdoğan'ı getirdiler. Sonuçlar gelmeyince hoca ayrılmak durumunda kaldı. Gerçekten kadro kalitesi olarak da rahmet okutuyorlar. Yani iki sene önce herkesi bir hafif tehdit eden, ya ben daha büyük takım gibi oynarım kardeşim, topu alırım falan diyen bir takım da Alanya Spor. Şu an hiç alakası yok. Kadro kalitesi olarak da bunu karşılayabilecek durumda değiller. Doğal olarak Galatasaray'ı hele ki bir iç saha maçında zorlayabileceklerini çok düşünmüyorum. 1-0-8 de normal bir oran yani. Çok, çünkü 1-30 falan versen herkes bunu kuponuna yazar. Öyle bir şey karşılaşma bence. Yani bahis tarafında çok bir tartışması yok. Burada sadece oran nasıl yükseltilir diye üstüne konuşabiliriz. Ama onun dışında Galatasaray için çok elverişli bir maç olduğunu düşünüyorum. Bunda yanı sıra bir ekstra faktör daha var. Manchester United maçı hem içeride hem 4 gün sonra. Çarşamba günü yani. Hmm. Cumartesiden çarşambaya dinlenecek süre de var. Seyahat yok. Futbolcuları en çok zorlayan şeyler seyahatler aslında. Yani şeyden de bağımsız. Hani idman olsun bu su değil. Aileleriyle görüşemiyorlar. Yıpranıyorlar yollarda. Hem fiziksel hem mental etkisi var. İki seyahat üst üste yapmanın. Çok ciddi etkisi var. Mesela Galatasaray Hatay'a yenildiğinde 5 gün seyahat yapmış abi. Münih'ten Adana'ya. İstanbul'a uğramıyorlar. Adana'dan kalıp sonra maçı yapıp dönüyorlar. 5 gün çoğu seyahatte geçiyor. 3 tane seyahatleri var ciddi süreli. Ailelerini de görmüyorlar. Biraz futbolcu için yıpratıcı şeyler bunlar. Mesela orada Hatay maçında zaten bir risk barındırıyordu. Onu da konuşmuştuk burada. Ama Alanya maçı rahat. 4 günde izin yapmışlar şeyden sonra, Hatay maçından sonra. Hı hı. Toplu bir izin verilmiş ki hani oyuncular dinlensin, 5 gün zaten kamp gibi geçirdikleri için. Dinlendiler, idmanlarını yaptılar, toplandılar. Kritik oyuncular milli takıma gitmedi. Torreira gitmedi mesela. Muslera gitmedi. Doğal olarak burada bir avantaj söz konusu olduğu aşikar. Tabii ki işte Abdülkerim oynadı, milli oyuncular Kerem Süral 90 dakika oynadı. Elbette etkisi olacak ama o kadar da büyük bir yıpratıcı etkisi olacak bir periyot değil. Arkasındaki maç da böyle çok inanılmaz. Hani 3 gün mesafede olur. Yine bir nebze daha dikkatli oynarsın. Öyle bir durum da yok. Ben Galatasaray'ın Alanyaspor'a karşı net üstün geleceği bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, milli aranın direkt yarayacağı birkaç isim vardı. Onlardan bir tanesi Icardi. Daha toparlanması açısından. Bir tanesi Zaha. Ki Zaha'nın antrenman videolarını görmüşsünüzdür bayağı. Canlı gözüküyordu açıkçası. Padok'ta canlı gözüküyordu bir fırsat. Biraz kendisini bulmaya başlamış. Ziyech de milli takıma gitti ama onun da pozitif artısı şu, morale döneceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir gol attı. O da yani biraz futbola tekrardan bir ısınmaya başladı. O sakatlık döneminden sonra zaten Galatasaray'da oynamaya başlamıştı son dönemde. Milli dönemde de iyi bir golle dönüyor. Ve ön taraftaki bütün oyuncularda ekstra bir ivme olacaktır yukarı doğru diye düşünüyorum. Sen tesislerde de çok bulunmuş biri olarak sana sorayım. Antrenman videoları bazen de yanıltıcı etkiye de sahip olabilir gibi geliyor bana. Yani Zaha'nın antrenmanda şov yapmasıyla maça çıkması arasında bir fark olabilir mi? Yani şimdi mesela şey haberlerini çok görüyorum. Ndombele hazırlandı milli arada. Acayip geliyor falan diye. Ndombele'nin antrenman performansını çok övüyorlar mesela ama hiç göremedik maçta. O derin fark şuradan kaynaklanıyor. Mental farklılık oluyor. Yani antrenman futbolcusu diye tabir var ya. O şu farktan kaynaklanıyor. Resmi maça çıktığı zaman, tribünler önüne çıktığı zaman bazı hocam mental olarak onu çok fazla kaldıramayabiliyorlar. Ya antrenmanda bir baskı yok. Bir de kütler alanda oynuyorsun genelde. Daha çok ama bu şey mentalden. Tabii baskı yok, bir şey yok. Hani bir tribünlerde bir kötü şut atınca ahu yok gibi. Yani ya da bir antrenman maçında ekstra bir vuruş denersin, topun dibine girersin, avutada çıksın kimse bir şey demez, niye öyle bir şey denedin demez. Antrenmanda hiçbir baskı yok yani. O yüzden antrenman futbolcusu biraz mental olarak daha rahat ettiği için böyle farklılık oluyor.
Wifirza'nın burada olumlu olan şey fiziksel zaten bir eksiklik vardı Wifirza'da. Hani o topla yeterince patlayamıyordu. Son dönemde formda golleri vesaire var ama işte Crystal Palace dönemlerinde prime zamanında topla da çok rahat uzuyordu ya. 2-3 kişi arasından çıkıp böyle topla sıfıra çok rahat inen bir adamdı. O esintileri verdiği için ben bu Anetolu'yu açtım. Güzel. Yani fiziksel olarak daha toparlandığını gösteren varyetelerdi sanki onlar. Yoksa dediğin doğru ama o şey mental durumdan kaynaklı. Şey de fark eder herhalde zaten. Zaha ile Ndombele'nin durumu da fark eder. Tabii. Yani Zaha'nın o şeyliği antrenmanda biraz daha anlayabilirsin de Ndombele geniş bir alanın savunması gerekecek bilmem ne. O anlamazsın tabii. Ama Zaha'nın fiziksel olarak biraz daha ivmelendiğini anlayabilirsin o videolardan. Bir de Zaha'nın zaten mental olarak bir problemi yok. O da maç olsun yani. Tabii. Milyoner'de iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde 1.000.000 puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok 1.000.000 puan, o kadar çok eğlence. Milyoner.